Arkadaşlar, bugünkü dersimiz geometrik diziler. Geometrik diziler konusuna başlayalım. Bir önceki dersimiz aritmetik dizilerdi. Şimdi geometrik diziler. Bakın şimdi geometrik dizilerde mantık şu arkadaşlar. Örneğin atıyorum ilk terim 1 olsun. Bunu 2 ile çarp. 2, 2 ile çarp. 4. Dikkat edin hep aynı sayıyla çarpa çarpa gider. 8, 16, 32, 64. İşte bu tip dizilere ne denirmiş? Geometrik diziler denirmiş. Evet. Şimdi biraz inceleyelim. Hadi. Birinci terim bu. İkinci terim. Üçüncü. Dört. Bu da yedinci terim. Dikkat edin. Kaçla çarparak gidiyor sürekli? 2 ile çarparak gidiyor. Yani R eşittir 2. Buna ortak çarpan deniyor arkadaşlar. Ortak çarpan. Evet, ortak çarpan oluyormuş. Şimdi bakın, özellikleri inceleyelim. Birinci özellik. Diyelim ki size birinci terimi verdi. Bir, ortak çarpanı verdi. İki, fakat beşinci terimi sildi. Bakın nasıl yapıyor musunuz? Birinci terimi kaç kere R ile çarparsam beşinciye ulaşırım bakın. Bir, iki, üç, dört. Yani R üzeri dört ile çarpacaksınız. Bakın, bir de şuna dikkat edin. Şuna dikkat edin. 1 ile 4'ü topladığınızda hep 5 yapması lazım. Evet, tamam. Yani şu 5'i vermesi lazım. Bu kadar. Evet, şimdi yapabiliriz artık 5. terimi. A5 eşittir. Neymiş 1. terim? 1. 1 çarpı 2 üzeri 4. Yani sonucu kaç yaparmış? 16. Evet, gerçekten de 16. Tamam. Diyelim ki size 3. terimi verdi. 4. Fakat 7. terim istedi. Evet. Yine direkt illa 1. terimi bulmak zorunda değilsiniz. 3. terimden de 7'ye atlayabilirsiniz. Yani A3 çarpı R üzeri kaç olması lazım? 4. Bakın topladığınız zaman 7 yapması lazım. Evet. Bu şekilde yapıyor musunuz işte? Hatta A3 kaçtı? 4. R2 ile 2 üzeri 4. Bunları çarptığımız zaman 16 çarpı 4 64 yapar. Evet. Gerçekten de neymiş cevap? 64. Okey. Şimdi bir özelliğini daha inceleyelim. İkinci özellik. İkinci özellik şu arkadaşlar. İkinci özellik şu. Dikkat edin. Mesela bununla bunu çarpım kaç yapar? 64. Bununla bunu çarpım kaç yapar? 64. Bununla bunu çarpım kaç yapar? 64. Yani eşit uzaklıktakilerin çarpımları da birbirine neymiş? Eşitmiş. Mesela A2 ile A8'in çarpımı A4 ve A kaçın çarpımına eşit dediği zaman bakın bununla bunu topla kaç yapması lazım? 10. Bununla bunu da toplamı 10 yapması lazım. Yani A6 olacakmış. Evet, eşit uzaklıktakilerin çarpımları neymiş birbirine? Eşitmiş. Bu kadar. Tamam, bu da bitti. Bu da bir özellik. Şimdi bu özellikle ilgili gene devam edelim. Bir şey daha var. Dikkat edin. Bunun karesi bununla bunun çarpımı. Bakın. Evet. Bunun karesi 64. Hatta şunla şunun çarpımı 64 yapar. Yani şöyle bir özellik var. Bir elemanın karesi eşit uzaklıktakilerin çarpımına eşittir. Atıyorum. A5'in karesi A2 ile A kaçın çarpımına eşitmiş? Tabii ki aritmetik ortalaması 5 yapması lazım. 8 olması lazım. Bu kadar. Yani A5, A2 ile A8'in tam ortasındaymış. Şimdi bu özelliği bilmek zorunda mıyız? Yani bilirseniz daha hızlı, daha pratik çözersiniz. Ama diğer kurallarla çözmeye kalkarsanız soruyu uzatabilirsiniz. Evet, bu da özelliklerden biri. Evet. Not almak istiyorsanız arkadaşlar. Başka bir de bir özellik daha var. Onu sonra anlatacağım arkadaşlar. Şimdilik bunlarla soru çözebiliriz. Bu kadar. Geçiyorum sorulara. Tamam. Birinci örnek. Evet. Şöyle başlayalım. İlk terimi 4. Evet. İlk terimi 4. Ortak çarpan 2 olan geometrik dizinin genel terimini bulun demiş. Evet. Şimdi
Bir size bundan bahsetmemiştim arkadaşlar. Bundan da bahsedeyim size. Mesela bir geometrik dizinin genel terimini bulmak için şu formülü kullanmanız yeterli. AN eşittir A1 çarpı R üzeri N eksi 1. Bak dikkat edin gene hep aynı şey. N'i vermesi lazım. Evet bu kadar. Tamam. A1 kaçtı? A1 4'müş arkadaşlar. 4 çarpı R kaçtı? 2 üzeri N eksi 1. Tamam. Bunu düzenlerseniz 4 2 üzeri 2'dir. Çarpı 2 üzeri N eksi 1. Tabanlar aynı. Üstleri toplarsa 2 üzeri ne yaparmış? N artı 1 yaparmış. Evet. Genel terimi bu arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi burada bir not vereyim. İlla A1'e vermek zorunda değil. Genel terimi mesela A4'ten bile faydalanabilirsin. Yani 4. terimden bile faydalanabilirsin. A4 çarpı R üzeri N eksi 4 olmak zorunda bu sefer. Bakın dikkat edin. Bununla bunu toplarsan ne yapması lazım? N yapması lazım. Evet bu. Tamam. Şimdi bir soru daha çözelim. Devam edelim. Evet. Bakalım. Sayıları bir geometrik dizinin ardışık 5 terimi olduğuna göre tamam anladık. Şimdi 5 terimmiş arkadaşlar bunlar. Dikkat edin. Bu birinci, bu kiminci? Beşinci. Evet. Şimdi A5 bir kere A1'i ben kaç kere çarparsam beşinciye ulaşırım diye düşünüyorsun. Bu kadar. Yani R üzeri ne olmasa lazım? 4. Evet. Şimdi A5 kaçtı? 32. A1 kaçtı? 2 çarpı R üzeri 4. R üzeri 4 ne yapar? 16 yapar. R kaç yapar? 2 yapar. 2 üzeri 4 çünkü 16. Tamam R 2'miş. Yani ortak çarpan 2'ymiş arkadaşlar. Şimdi ben X'i, Y'yi, Z'yi çok rahat bulabilirim. Bakın. Nasılsa ortak çarpan 2 değil mi? Bunu 2 ile çarparsam X ne çıkar? 4. 2 ile çarp 8. 2 ile çarp 16 yapar. Bu kadar. Bunları da toplarsam 28 daha 28'miş. Tamam. Şimdi bir örnek daha çözelim. Geçiyorum. Evet. 6. terimi 32, 3. terimi 4 olan geometrik dizinin ilk terimi ile ortak çarpanın toplamı kaçtır? Bakın, 6. terimi 32'ymiş. A6, 32, 3. terimi 4, A4, pardon A3. Evet, A3 kaçmış? 4'müş. Tamam. Geometrik dizinin ilk terimi ve ortak çarpanı bulalım. Şimdi önce ortak çarpanı bulalım. Bakın, A6, A3 çarpı R üzeri kaç olması lazım? 3. Bu kadar. A6 kaçtı? 32. A3 kaç? 4 çarpı R üzeri 3. Yani bu da bunu götürür. R üzeri 3 kaç yapar? 8. R kaç yapar? 2. Evet. R 2'ymiş arkadaşlar. Tamam. Ne demişti bu? Ortak çarpanı bulduk. Tamam. Bir de kimi sormuştu arkadaşlar? İlk terimi sormuştu. Evet. İlk terim. Bakın ortak çarpan 2 ise demek ki hep 2 ile çarpa çarpa gidiyor. O zaman ben de 2'ye bölersem bir geri gelirim. Mesela bunu şu 4'ü 2'ye bölersem 2 bu ikinci terim olur. Hatta bunu da bir daha 2'ye bölersem 1 olur. Yani birinci terimi bulmuş oldum. Birinci terim 1, ortak çarpan 2 toplarsak 3 yapar. Cevabı 3. Bununla bunu toplayacaksınız. Bu kadar arkadaşlar. Tamam, yeni bir soru çözelim hemen. Bakalım. Bir geometrik dizide 3. terim ve 9. terimi vermiş, 6. terim istemiş. Şimdi bakın arkadaşlar, dikkat edin. A6, A6, A3 ile A9'un tam ortasında. Neden? 9 ve 3'ü topla, 2'ye böl, 6 çıkar. Tamam. O zaman ben şöyle düşünebilirim. A6, A3 çarpı A6'nın karesi.
A3 çarpı A9 diye düşünebilirim. Tamam, A6'nın karesi A3 kaçtı? 5. A9 kaçtı arkadaşlar? 320. Bunu çarparsanız 1600 yapar. 1600 de neyin karesi? 40'ın karesi. Demek ki 6. kere 40'mış. Bu kadar. Tamam. Evet. Yeni bir soru daha çözelim. Evet. Bakalım. Bir geometrik dizinin genel terim formülünü vermiş. Anladık. Fakat sonra 9. terimle 4. terimi oranlayın demiş. Çok basit. Bakın 9. terim nasıl bulunur arkadaşlar? En yerine 9 yazacaksın. Bu kadar basit. 3 çarpı 2 üzeri 9 eksi 2 ne yapar? 7. Bölü 3 çarpı 2 üzeri 4 eksi 2 ne yapar? 2. Bu. Bunu oranlayacaksınız. 3'ler götürür. 2 üzeri kaç kalır? Tabanlara 3'ler çıkar. 2 üzeri 5. O da kaçmış? 32'ymiş. Bu kadar. Tamam. Evet. Yeni bir soru çözelim. Çok klasik bir sorudur. Soru bankalarında bol miktarda görürsünüz. 3 ile 192 arasında 3 ile 192 pardon 192 arasına geometrik dizi olacak şekilde 5 terim yerleştiriliyormuş. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar bu birinci, bu da kiminci? 7. Evet, bu kadar. Bu da 7. terim. Tamam. Şimdi neden 7. Çünkü bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. terim. Tamam. Şimdi neyi sormuş? Sorumuz bize ne sormuş? Ona bakalım. Bu dizinin ilk 3 teriminin toplamını sormuş. Anladık. Ama benim ortak çarpanı bulmam lazım arkadaşlar. Başka şansım yok. A7 eşittir. A1 çarpı R üzeri 6. Tamam, bu formülden faydalanıyorum. Yani 192 eşittir. 3 çarpı R üzeri 6. Evet. Her tarafı 3'e bölersek R üzeri 6 sanırım 64 çıkar. O da buradan da R 2 çıkar. Niye? Çünkü 2 üzeri 6 64. Tamam. Şimdi ortak çarpanı buldum. Artık diğer terimleri çok rahat bulurum. İlk 3 terimi toplamam. Arkadaşlar 1. terimi 2 ile çarparsanız ne olur? 6. Bir daha 2 ile çarparsanız ne olur? 12. Bitti işte. İlk 3 terim bu. Toplayalım. 9, 12 daha 21 yapar. Evet. Cevap 21 diyorsunuz. Bu kadar. Evet. Bir örnek daha yapalım. Devam edelim örneklerimize. Evet. Bakalım. Bir geometrik diziymiş. Unutmayalım. Tamam. Dizisinin ortak çarpanı kaçtır diye düşünmüş. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Şurası A1, burası A2. Ben şu A2'yi A1 cinsinden yazabilirim. Nasıl yazacağım? Şöyle A1 çarpı R şekli yazabilirim. A4'ü de A3 cinsinden yazabilirim. Şöyle R çarpı A3. Böyle böyle giderim. Artı R çarpı A5 artı nokta 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 artı R çarpı A2N eksi 1 şekilde yazabilirim. Bu da kaça eşitmiş? 36. Tamam. R ortak parantezi alabilirim. R alırsam bakın A1 artı A3 artı A5 artı nokta 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 artı A2N eksi 1 gelir. Eşittir 36'ymış. Tamam, bu da tamam. Şimdi bakın. Şurası kaçtı? 9 mu? Demek ki burası kaç olmak zorunda? 9. Evet. Aynısı çıktı. Dikkat edin. R kaç olacak? 4 tabii ki. 4 ile 9'u çarparsak 36. Evet. Ortak çarpanı buldum arkadaşlar. 4. Bu kadar. Tamam. Bir örnek daha yapalım. Devam edelim. Evet. Bakalım. İlk terimi 4 olan A1 4'müş. Bir geometrik dizide
şöyle bir formül vermiş, sonra devam etmiş. Bu geometrik dizinin ilk 5 teriminin çarpımını istemiş arkadaşlar. Bakın, şimdi dikkat edin, şu an artı 1'i ben an cinsinden yazabilirim. Yani şöyle 3 çarpı an çarpı r olur. Niye? An'i bir kere ortak çarpanla çarparsan an artı 1'e ulaşırsın. Eşittir 2 çarpı an. Dikkat edin, an'ler birbirini ne yapar? Götürür. Buradan r'yi çekersem, r'yi çekersem şu çıkar arkadaşlar. 2 bölü 3. Bu kadar. Tamam. Ortak çarpanı buldum. Fakat soru bize onu sormamış. İlk 5 terim çarpımını sormuş. Başlıyorum. A1 nasıl olsa 2 üzeri 2. Tamam, yazalım şuraya. A1 2 üzeri 2. Şimdi ben bunu 1 kere 2 bölü 3 ile çarparsam ikinci terim bulurum. Yani 2 üzeri 3 olur. Bölü 3. Bir daha 2 bölü 3 ile çarpıyorum. 2 üzeri 4 bölü 3'ün karesi olur. Tamam. Bunu bir daha 2 bölü 3 ile çarpınca 2 üzeri 5 bölü 3 üzeri 3 olur. Şimdi kaç tane yaptı? 4 tane yaptı. İlk 5 demişti. Bir daha çarpacağım. 2 üzeri 6 bölü 3 üzeri 4 yapar. Tamam. Şimdi bunu düzenlersek 2 üzeri tabanlar aynı, üstleri toplayalım. 8, 8 daha 16, 4 daha 20 yapar. Tamam. Burası 20 olacak. Bölü. Buna gelelim. Şurada 1 var. Tamam. 5, 5, 10. 3 üzeri 10. Böyle bırakabilirsiniz. Cevap bu. Bu kadar. Tamam. Şimdi arkadaşlar biraz geometrik diziyi tanımış olduk. Bir de bu geometrik dizinin ilk n terim formülü var. Bakın, ilk n terim toplamının formülü var. Şimdi biraz da ondan bahsedeyim. Arkadaşlar, bir geometrik dizinin ilk n terim formülü şu. Sn ne gösterilir? Daha önce bahsetmiştim bundan size. Sn ilk n terim toplamı demek. Ama bu geometrik dizi, o zaman nasıl olacak? A1 çarpı r üzeri n eksi 1 bölü r eksi 1 formülüyle bulabilirsin. Ya da kitaplarda bazen bunu şöyle yazarlar. Fark etmez arkadaşlar. 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r. İstediğini kullanabilirsin. Yalnız r bileşik kesirse bunu kullan. Eğer r basit kesirse genelde bunu kullan. Neden? Daha pratik olur. Bu kadar. Tamam. Hemen bir örnek yapalım bununla ilgili. Evet. Başlıyorum. Şimdi ilk n terim toplamı Sn'miş. S3. S3 ne demek arkadaşlar? İlk 3 terim toplamı. A1 çarpı r üzeri 3 eksi 1 bölü r eksi 1 bölü. S6 ne demek? A1 çarpı r üzeri 6 eksi 1 bölü r eksi 1. Evet, bu oran kaçtı? 1 bölü 28. Tamam. Şimdi bakalım kim kimi götürüyor. Bakın, A1 A1'i götürür. R eksi 1'ler de sadeleşir. Tamam. Şimdi ne yapacağım? İkinci adım. Şimdi bu r üzeri 6 eksi 1'e 2 kare farkı açacağım. Yani yukarısı r küp eksi 1'di. R üzeri 6 eksi 1'i şöyle yazabilirim. R küp eksi 1 çarpı r küp artı 1 şeklinde yazabilirim. Bu sonuç 1 bölü kaçtı? 28. R küp eksi 1'ler de birbirini götürür. Bakın dikkat edin, r'ye 3 verdiğiniz zaman 28 çıkar. Ortak çarpan kaçmış arkadaşlar? 3'müş. Bu bizden neyi sormuştu? Evet, sorumuz ortak çarpanı istemiş. Biz de bulduk. Bu kadar. Evet, geçelim. Şimdi bir şey hatırlatmak istiyorum. Bazı diziler hem aritmetik hem aynı zamanda geometrik olabilir. Bu tip diziler eşit dizilerdir. Her şey eşit. Sabit diziler mesela. 3 şeklinde gidebilir. Bakın dikkat edin. Hem aritmetiktir hem geometriktir. Neden aritmetik? Çünkü sürekli sıfır ekliyor bak. D sıfır. Evet. Ortak fark sıfır.
Peki neden geometriktir? Çünkü sürekli 1 ile çarpıyor. R kaç? 1. 1 ile çarpa çarpa gidiyor. Evet. Yani sabit dizler hem aritmetiktir hem geometriktir. Bununla ilgili bir örnek yapalım ve geçelim bunu da. Evet. Bakın, dizileri, pardon, terimleri hem aritmetik hem de geometrik dizinin ardışık 3 terimi olduğuna göre x kare artı y kare kaçtır demiş. Şimdi bu dizi hem aritmetik hem geometrikse demek ki sabittir. Yani bu da 6, bu da 6. Okey. Şimdi x eksi y 6 nasıl olsa. Tamam. Buna bir iki kare farkı yapabilirim. X eksi y çarpı x artı y. Evet. Bu da kaçtı? 6'ydı. Şurası 6'ymış. O zaman burası kaç olmak zorunda? 1. Tamam, bunu da anladım. Şimdi yok etme metoduyla x'i y'yi bulabilirim. Yani x eksi y demek ki 6. X artı y demek ki 1. Alt alta topluyorum. Y'ler gider. 2x 7. X 7 bölü 2 yapar. Tamam. X 7 bölü 2'ymiş arkadaşlar. Şimdi y'ye gelelim. Y'ye gelelim. X yerine 7 bölü 2 yazıp karşıya atarsam 1 eksi 7 bölü 2 ne yapar arkadaşlar? Eksi 3 bölü, pardon, eksi 5 bölü 2 yapar. Evet, bunu da buldum. Tamam. Eksi 5 bölü 2'miş. Tamam. Soru bizden ne istemişti ama? X kare artı y kare istemiş arkadaşlar. Yani 7 bölü 2'nin karesi 49 bölü 4 artı eksi 5 bölü 2'nin karesi 25 bölü 4. Bunları toplarsak 74 bölü 4 yapar. Evet, 74 bölü neymiş? 4. Bunları sadeleştirebilirsiniz. 37 bölü 2 yapar. Cevap buymuş arkadaşlar. Bu kadar. Evet. Tamam. Şimdi konumuz genel hatlarıyla bitti. Fakat bir de iki tane çıkmış soru yapalım arkadaşlar. Mesela 2014'te çıkmış bir soru var. Onu bir inceleyelim. Evet, 2014'te çıkmış bir soru. Bir geometrik dizinin ilk üç terimi sırasıyla bunlarmış. Dördüncü terimi kaçtı? Arkadaşlar, bu bir geometrik dizi ise ortadaki terimin karesi, yani a kare, a artı 3 ile a eksi 2'nin çarpımına eşittir. Tamam. Şimdi a kare, bunları tek tek dağıtın. A kare, evet a kare, eksi 2a artı 3a artı a yapar. Eksi 6 yapar. Evet. A kareler de gider. A 6 yapar. A 6'ymış. Evet. Tamam. A kaçmış arkadaşlar? 6'ymış. Fakat bizden istediği dördüncü terim. Hemen başlıyorum. Şimdi A 6'ymış. A'ya 6 koyuyorum. 9, 6, 6 eksi 2, 4. Dikkat edin, kaçla çarpa gidiyor arkadaşlar? 2 bölü 3 ile çarparak gidiyor. Bakın, 2 bölü 3. Ortak çarpan 2 bölü 3 aslında. Şu dördüncü terimi 2 bölü 3 ile çarparsanız dördüncüye ulaşırsınız. Bu kadar. O da 8 bölü 3 yapar. Evet, buymuş arkadaşlar. Tamam. Bir örnek daha yapalım. Son bir örneğimiz olsun ve bitirelim. Evet, başlıyorum. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir geometrik dizi vermiş. 2018'de çıkmış yalnız bu soru. A4'ü istemiş. Bakın şimdi, A5, A1, A3, A1'den bahsetmiş. O zaman ne yapıyorum? Hepsini A1 cinsinden yazıyorum. Mesela A5'i A1 çarpı R üzeri 4 şeklinde yazabilirim. Eksi A1 bölü A3'ü de A1 cinsinden yazabilirim. A1 çarpı R kare. Ama bir de kare var arkadaşlar. A1'in karesi R kare üzeri 4 yapar. Yani 2 ile çarpınca 4 yapar. Anladık. Eksi A1'in karesi. Tamam. Eşittir 4 bölü 9.
Bakın şimdi yukarıdan ne parantezi alabilirim? A1 parantezi alabilirim. A1 parantezi aldığım zaman R üzeri 4 eksi 1 bölü A1'in karesi parantezi alıyorum. R üzeri 4 eksi 1 gelir yine. R üzeri 4 eksi 1'ler gider. 4 bölü 9'du bu. Hatta bu da bunu götürür. Paydada bir tane A1 kalır. Yani 1 bölü A1 4 bölü 9'sa A1 ne çıkar biliyor musunuz arkadaşlar? A1. Ters çevirelim. 9 bölü 4 çıkarmış. Tamam. Bizden neyi istemişti? Dördüncü terimi istemişti. Bakın. Demek ki o neyle çarparak gitmiş? Bakın dikkat edin. 9 bölü 4'ü neyle çarparsanız A2'ye ulaşırsınız. R kaç olması lazım arkadaşlar? 2 bölü 3 olması lazım. Evet. R neymiş? 2 bölü 3'müş. Bakın 2 bölü 3 ile çarparsanız 3 bölü 2'yi bulursunuz. Peki bunu bir daha 2 bölü 3 ile çarparsam 3'üncüyü bulurum. 2 bölü 3 ile çarptığım zaman ne yapar? 1 yapar. Bunu bir daha 2 bölü 3 ile çarparsam 4. terimi bulurum. O da 2 bölü 3 yapar. Yani cevap Adana. Evet, bu kadar arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bitti. Geometrik dizileri de anlatmış olduk. Hoşça kalın. İyi günler.